ay gibi oldu diyor eller. Tabii ki e, şimdi efendim iltihaplı eklem romatizmasının tedavisi yok. Ölene kadar ilaç kullanacak ve giderek de bunların düzeyleri artırılıyor. Şimdi bakın ben iki tane kür önereceğim. Birinden birini yapsın. Özellikle şekil bozukluğu olanlarda da çok etkili bu. Bak hayatımıza yön veren hayvanlar var. Bunlardan bir tanesi kaz. Bildiğimiz kaz. Karstakiler bunu bilmiyorlar bu kültürü. Ben birkaç oradaki köylüye bunu anlattım. Tesadüf eseri. Bir e, garson çocuk. E, sen dedim annen nerede yaşıyor? Biz Karslıyız hocam dedi. Köyde yaşıyor. Her köyde dedim orada kaz beslerler. Doğru mu? Evet bizim de bir sürü kazımız var. İşte dedim sen deryanın içindesin. Bakın. Kars'taki insanlar kazları besler. Bunun yağını alırlar. Normal işte tüylerini yoluyorlar filan neyse. Yağını alırlar ve onu bir kapta tencerede o yağı eritirler. Sonra dondurmaya bırakırlar. Yağ donar ve onu sabah kahvaltısında ekmeklerinin üstüne tereyağı gibi sürüp tüketirler. Bu oranın örf adetinde var, beslenme kültüründe var bu. Şimdi bu hayvanın işte o yağını yani taze yağını alıp tencerede, tavada eritirip tekrar dondurduklarında o yumuşacık tereyağı gibi olur. Bak bunu iltihaplı eklem romatizması olanlar eklemlerine sürsünler. Evelallah ağrıyı da alır. Başlayacak olan şekil bozukluğunun da önüne geçer. Bu böyle bir nimet. Efendim İngiltere'de, İsviçre'de, Almanya'da bunlar eczanelerde satılır. Guz, kaz demektir. Guz oil. Böyle eczanelerde satıyorlar. Dolayı Osmanlı'nın otacı kültüründe vardı da işte canım hayvandan şey mi olurmuş deyip hep bunlar bu kültür yok edildi. Sürsünler bak işte kazlar canım ne kadar güzel hayvanlar ya. Yani ve şeye karşı da çok duyarlıdırlar. Ee, güvenlikte de bu hayvanları kullanıyorlar. Kötü amaçlı bir kişi biliyorsunuz insanlar sürekli bir manyetik alan gönderirler. Çünkü beyin dalgaları çok kısa dalga boyludur. Ve bu hayvanlar bu kötü maksatla yaklaşan elektromanyetik dalganın frekansını bildiği için hayvanlar bağırmaya başlıyor. Yani... Hı hı. Dolayısıyla he, güvenlik içinde hudutlarınızda bunlara yol yaparlar böyle çitten hayvanlar orada dolaşır gece. Birisi kötü amaçla yaklaşıyorsa bağırmaya başlar kazlar. Efendim bunların kazları ve şu manzarada beni en çok etkileyen kazdan sonra ne görüyor musunuz? Biyolojik çeşitliliği gördünüz mü oradaki bitkileri? İşte yani bir metre karede en az 10 e, tane birbirinden farklı bitki var. Bunu kullanacak. Eğer kaz yağını bulamıyor ise ne yapacak? Mısır püskülü. Evet. 5-6 gram mıs mısır püskülü, 5-6 gram ısırgan. Hele dişisini bulursa ısırganın. Dişi ısırgan. Efendim erkeği de olur da dişi ısırgan daha etkili. Ee, bunu 5'er gram, 5-6 gram ikisinden bir buçuk bardak suda 5-6 dakika kaynatacak ve ılımaya bırakacak. İlk bir hafta sabah akşam içecek yemekten önce. Akşam yatmadan da karabaş çayı içecek. Onun da resmini rica ederiz gösterirler artık karabaş yani ki burada da var değil mi? Evet. Yani internet sitenizde de var o. Hı hı. Görebilir. Karabaş çayı. O da 5-6 gram. Gene 5 dakika kaynatılıp bunun çayını içecekler. Evelallah bak o sedimentasyonu olsun, CRP'si olsun nasıl düşmeye başlayacak. Hı hı. Evet burada masamızda da var zaten. Tam onu diyecektim kesmeyeyim diye. Göst evet. Göstereyim ben yakın evet. kameraya, kendi kamerama göstereyim. Başak, başak başaktır. Bunu kullanacak efendim. Veyahut da kaz yağı. Buraya göstereyim. Bildiğimiz kaz yağı. Peki. E, tweet de gelmeye devam şimdi, ediyor tabi mesela <laughs> bak kaz hayatımıza yön veren hayvanlar <laughs> karga şimdi benim diyen çiftçinin eline 10 tane ceviz vereyim git bunu ekleyin 10 tane cevizden ikisi çıkar 8 tanesi çıkmaz başarı oranı %20'dir insan eliyle ceviz dikildiği zaman ne kadar usta olursa olsun hadi 3 tanesi tutar 7 tanesi tutmaz ama karganın diktiği her ceviz çıkar. çıkar bunu unutmayın. Evelallah karga böyle bir hayvan. Mesela e, at sineği var. Biliyor musunuz Çukurova bölgesinde yaban inciri vardır sarı sarı ve dikenlidir o. Onu biz çocukken böyle elimize batar onun dikeni öyle iğneyle falan çıkartmaya uğraşır. Bu sefer içinde o kırılır gider. Nasıl dayanılmaz bir ağrı verir o. Ama biz onun çaresini biliyoruz. O zaman faytonlar vardı Hüseyin. 60'lı 70'li yıllarda. Mersin, Adana, Tarsus hep faytoncu vardı orada. Şimdi kalktı taksiler modern oldu ya kültür de gitti. Atların üzerinde at sineği yaşar. At sineğini tutarız onu oraya bırakırız üstüne o dike anında algılar onu. Hemen onu dilini uzatır bir enzim gönderir oraya ve oradaki diken erimeye başlar. Ya bu kara sinek, at sineği değil bu ya. Sineğin. Çocuklar <laughs> ne yaptınız? Acayip acayip hayvanlar geçmeye Yapmayın. başladı. at sineği. <laughs> yani. Evet, mesela...